Selamlar efendim. Bugün sizlerle beraber aslında şöyle kahvemi kenara bırakayım. Bugün sizlerle beraber Nisan ayında benim beklediğim oyunları konuşmak istiyorum. Aslında çok fazla Nisan ayında çıkacak oyun var ama ben bazılarını bekliyorum, bazılarını meh bekliyorum falan derken aslında hepsini sıraladım. Burada bulamadığınız oyunları ve sizin de beklediğiniz, belki kaçırdığım olabilir. Zannetmiyorum kaçıracağım. Çünkü releases.com'dan baktım hepsine. Gerçekten tüm beklediğim bunlar. Bu kadar bekliyorum. Geri kalan oyunlar çok bonus yani. O yüzden siz de beklediğiniz oyunları yorumlara yazarsanız ben de oradan birazcık tırtıklarım diye düşünüyorum. Aynı zamanda dinleyenler, izleyenler, görenler de tırtıklar. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Çok fazla konuşmadan hemen videoya geçelim. Bakalım Nisan ayında neler bekliyorum. Kimsenin umurunda değil. Harvest Island Böyle bir oyun olmazsa olmaz benim listemde. Yani illa bir yere sokuşturacağım. Hikayeyle bezenmiş. Böyle bir güzel gözüken çiftlik simülasyonu. İşte tarla ekip biçiyoruz. İki tane kardeşimiz var. Aramızı düzeltmeye falan çalışıyoruz derken işte balıkçılıktır, inşadır krafttır. Bir yandan da çiftliğimizi falan büyütüyoruz derken zaten zaman mis gibi akıyor. Öyle bir hissiyat var yani. Oyun biraz yavaş gibi duruyor Stardew'in yanında. Yani Stardew gibi duruyor ama bence Stardew'dan daha yavaş. Keşfetme oyunu biraz. Yani Firewatch'u da andırıyordu bana. Pets Sotel. Ve evet bu oyunda bu arada utanmadan koydum. Çünkü neden olmasın? Allah ben hayvanları seven biri olarak bir de simülasyon oyunlarının delisi olarak seviyorum. Yani bu oyunu oynamazsam olmaz. Mis gibi de oynarım. Pek anlatmama da gerek yok aslında görselden de anladığınız üzere. Evcil hayvanlarımızın böyle işte rahat edebilmesi için onları tatlı mı tatlı bir otel inşa ediyoruz. Misafir ediyoruz. Öyle. Bu kadar. God of Rock. İşte biraz gitar hero. Oyunda böyle müzisyenlerle savaş yapıyorsunuz. Tabii ki de rock temalı. 40'dan fazla da orijinal rock bestesi falan da bulunuyor. Deli gibi bir ritim oyunu gibi duruyor. Herhalde gördüğüm en gergin ritim oyunu hatta bu son zamanlarda. Oynanışını izlerken çok gerildim ya. Bir de şöyle bir güzelliği var. Oyuna kendi şarkınızı ekliyorsunuz ve notalayabiliyorsunuz. Yani tertemiz bir oyun. 18 Nisan'da da çıkıyor. The Mage Seeker A League of Legends Story Valla bu oyun Hades, Call of the Lamp benzeri ama böyle League of Legends karakterlerinden biri olan Silas'ın hayatını aslında konu alıyor. Çok büyük beklentim yok bu oyunla alakalı ama Moonlighter yapan stüdyo işin başında ve Riot yayınlıyor. Yani uçuyorsun, kaçıyorsun, hop doge atıyorsun falan tarzını sevenler için büyülü bir yolculuk gibi duruyor. Bir de Demacia'nın gizemlerini falan da keşfediyoruz League of Legends oynayan varsa zamanında. İnanılmaz tatlı gözüken 2D hack and slash oyunu ben bekliyorum ya 18 Nisan'da çıkıyor. Minecraft Legends. İşte benim oyunum. Arkadaşınıza taktiksel strateji oyunu en güzelinden. Kalenizi inşa ediyorsunuz, savunuyorsunuz, PvP yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir de hikaye moduyla da oynayabiliyorsunuz oyunu. Elinize böyle mis gibi kılıçlar alarak ilk dalaşına girmeye gidiyorsunuz. İnanılmaz gözüküyor. Çıktığı günde oynayacağım. Neden olmasın? Çünkü Game Pass'e geliyor. 18 Nisan'da Game Pass'in kapısındayım. Exogate Initiative. İlk başta baktığımda böyle Satisfactory'i andırıyor diye inanılmaz heyecanlanmıştım. Ama böyle kendileri genelde Stargate'den ilham alarak oluşturmuşlar bu oyunu. İşte yer altındayız, tesisimizi genişletmeye çalışıyoruz. Yeni dünyaları keşfediyoruz ve açılıyoruz. Yani aslında bir bakıma şehir kuruyoruz ve kaynak yönetiyoruz yani düz. Birazcık Frostpunk, birazcık Fars Frontier ya da işte Farah benzeri bir yapısı var diyebiliriz. Bu da aynı zamanda 18 Nisan'da çıkışına eğiliyor. Shattered Heaven. Ortalama hikayeye sahip böyle kartlı roguelike bir oyun kendisi. Kahramanlarınızı güçlendiriyorsunuz. ya i̇şte Lupiro, Inscription ya da Slayer Spire benzeri bir oyun bu da. Dungeonlara girip çıkıyoruz. Oradan seçimler yapıyoruz. Dediğim gibi karakterleri stratejik olarak geliştiriyoruz. Düz biraz gözüküyor ama görüntüsü çok hoşuma gitti. Müzikleri de güzel duruyor cidden. 19 Nisan'da da çıkışını gerçekleştirecek. Gun Jam. Sanırım en son ritim bazlı oynadığım oyun Metal Hellsinger'dı. O da yani ritim duygum olduğundan değil de Game var bir bakayım kafasındandı. Bir de Hi-Fi Rush var tabi. Bu da aslında çok aman aman bilgimi çekmese de yani ritim oyunları çok çıkmıyor. E bir de yayıncıda Raw görünce dedim bundan bir şey çıkabilir yani. Beyninizi böyle ritme bırakıp günlük dertlerden arınmalık. Tabi bu ne kadar mümkünse. 19 Nisan'da da çıkışını yapıyor. Outer Terror. Aynı Vampire Survivors mantığında böyle 80'ler 90'lar komik kitap estetiğinde yapılmış gayet çekici görünen bir yapım bence. Bu Horde Shooter. Düşmanlar ise işte gırla geliyorlar. Siz de onlara pat küt çat çut vuruyorsunuz. Bence bu salya akıtmalı bir oyun gibi gözüküyor. İlk başta çok garip gelmişti ama gözüm bir süre sonra alıştı yani hoşuma gitti. Bunun görünüşünü sevenler biraz kısıtlı olabilir. O yüzden kendi zevkinize göre bakarsınız. Oyun da zaten 20 Nisan'da çıkıyor o zamana kadar kararınızı verin. Tabii şimdi bahsediyoruz ya ne kadar açık o da var. Hadi bakalım hayırlı olsun. Stray Blade. Gene geldik hack and slash tarzında bir Souls-like oyunla. Bu aralar çok fazla görüyoruz Souls-like oyun. E dedim ki buna da bir bakayım. Vuruş hissiyatında beni Gamescom'da gördüğümde biraz etkilemişti. İşte zor bosslar, hikayesi, yetenekleri, combat falan gayet tatlı duruyor. 20 Nisan'da da çıkıyor. Bence bir bakış atmalık. Belki kendi imzalarını bir şekilde atmışlardır. Coffee Talk Episode 2 Milletin derdini, tasasını dinliyoruz ve onlara kahve yaparak dedikoduları biriktiriyoruz. Kafi Talk'un ikinci oyunu bu. İşte latte sanatı yapıyoruz, çaylar yapıyoruz, inanılmaz bir atmosferik yapısı var ve büyüleyici bir hikaye deneyimi yaşattırıyor size. Kesinlikle öneriyorum ve deli gibi de bekliyorum. Zaten Game Pass'e de geliyor, 20 Nisan'da paketleniyor. Mr. Sunset Box çok tatlı gözüken renk paletiyle bir piksel sanatla Roguelite olarak çıkıyor kendisi karşımıza. Mizah şöyle bir platform oyunu. Bunu bölünmüş ekranda da oynayabiliyorsunuz arkadaşınıza bu arada. Böyle şapka hırsızları olarak işte kurye şirketi falan kuruyoruz. Kombatı çok tatlı ve güzel gözüküyor. Aynı zamanda zaten 20 Nisan'da da çıkıyor. Sevenlerine duyurulur. Otso ki bu ismi böyle mi okunuyor bilmiyorum hiçbir fikrim yok. Bu oyun Hotline Miami'nin daha korkulu versiyonu gibi duruyor. Daha derin ve geren türden. Bir de en renksizinden. Müzikleri harika. Kombatı çok tatmin edici duruyor zaten. Hotline Miami dedik yani. Elimizde silahla ortamı yok ediyoruz. Böyle ağır çekimler falan var. Arkasında da yatan güzel bir hikaye var gibi duruyor. İşte Hotline Miami ama China Town'da geçiyor da diyebilirim yani. Kendisi 20 Nisan'da paketleniyor. Volcano Princess ve geldik kızımızla mis gibi vakit geçirebileceğimiz o güzel günlere. Öyle değil. Yani eşimiz var ve ani ölümüyle yasa giriyoruz biz ve küçük yaşta anasız kalan kızımız bizimle beraber büyüyor. Biz de onu geliştiriyoruz böyle Pokemon gibi. Onu mutlu edip hobilerini öğretiyoruz. işte müziktir, dövüş sanatıdır, resimdir, çizimdir her şey. Guardian'ı gibi yanındayız hep tüm hayatı boyunca. Bu bir aslında yaşam simülasyonu anlattığım kadarıyla ve birden fazla sonu var, en azından öyle deniyor. Bir de romantizme girebileceğiniz gırla karakterler var, hafif de kombat var, yani güzel gözüküyor. 20 Nisan'da çıkıyor. Arcana of Paradise: The Tower. 20 tane çocuk hızla mükemmel dekini kurmaya hazırsan bu oyun tam seni tatmin eder. Çok garip bir cümle oldu farkındayım. Slide Spire mantığında kartlarınızı desteleyerek savaştığınız roguelike bir oyun bu. Çocukların her birinin farklı artısı var işte pasif falan var. Aralarından seç beğen al yani. Hayda çok tatsız oldu cümle seçimleri. Neyse 20 Nisan'da çıkıyor efendim. Dead Island 2. İşten, okuldan nereden geliyorsan açıp vurup kırıp parçalayıp böyle tüm kan sekansını gözlerimle görmek istememe sebep olan ve yıllardır beklediğim eser bu. Eser dediğime bakmayın yani çok aman aman bir beklentim yok ama tabii bu paraya çok beklentiye girmek normal. Ama yani ben bu oyunu 2014'ten beri bekliyorum. Böyle ortalama bir hikayeyle zombi kesebilmek istiyorum yani tek amacım bu. Umarım tatmin eder. Kendileri de zaten 21 Nisan'da çıkıyor. Homestead Arcana hem çiftçi hem de cadı olabiliyoruz bu oyunda. Miyazma gibi bir şirret var, dünyayı sarıyor. Biz de işte bitki ve hayvanları bundan kurtarabilmek için başlıyoruz dikimlere, biçimlere. Ekipmanımızı geliştiriyoruz, bitkilerle yeni iksirler falan keşfediyoruz. Aynı zamanda da böyle tarlacılıkla yapmak zorunda kalıyoruz iksir için en azından. Ve dünyanın en güçlü cadısı olmaya çalışıyoruz. 21 Nisan'da çıkıyor kendisi, aynı zamanda Game Pass'e de geliyor onu da söylemiş olayım. Roots of Pasha. Evet Pasha diye okunuyor galiba. Tabii ki de gene piksel grafikleri sevenlerin bayram edeceği Stardew'un ve böyle Sunhaven'ın yanından geçebilecek ve arkadaşlarınızla da oynayabileceğiniz bir çiftçilik simülasyonu. Eski çağlardan yenilerine doğru yolculuk ediyoruz biraz da aslında. Hatta Craftopia kafasında biraz. İnşa etmekten tut tarlasına, arkadaş edinmekten kasaba büyütmeye kadar bir sürü şey yapılabiliyormuş. Ben buna yükselirim. Net. 25 Nisan'da da çıkışını gerçekleştirecek oyun. Straight Lights. Beni atmosferik olarak kendisine çekmişti zamanında. Combat'ta böyle Souls-like tarzını benimsemiş. Ama en azından benim için en can alıcı kısım bu değil. Oyunun müziklerini Abzu, Journey, Banner Sagalar ve Assassin's Creed Syndicate'in bestecisi Austin Winter yapıyor. Yani bu en azından benim için önemli bir şey müzikler. Combat'ı biraz tatmin edici gözüküyor ama vuruş hissiyatı pek yok gibi bilmiyorum anlayamadım. Ama merak ettiklerim arasında büyük ihtimalle çıktığında bir bakış atacağım. 25 Nisan'da kendisi çıkıyor efendim. Desta The Memories Between. Rocklight ile sıra tabanlı sistemi birleştirmiş bir oyun bu. İki de çok tatlı animasyonları falan var. Arkadaşınızla böyle rüyalarınızda savaşıp anılarınızı tekrardan yaşıyorsunuz ve onları bir bakıma da iyileştiriyorsunuz. Böyle bir seyahat gibi bir şey aslında. Güzel bir hikayesi de vara benziyor. Benim çok ilgimi çekti. Ayrıyeten de 26 Nisan'da da çıkışını yapıyor. Ash of Gods The Way bu da sıra tabağına taktiksel bir savaş oyunu. Müzikleri ve hikayesiyle Banner Saga'yı andırmıştı ilk başta bana. O yüzden de ilgimi çekmişti. Karar ve seçimlerin size ait olduğu yeni karakterleri savaştırdığınız falan derken güzel bir yapı oluşturulmuş ve kurulmuş gibi duruyor. 27 Nisan'da çıkışını yapıyor. Merak ettim oyunlardan birisi de bu. Live Alive Görselleri Octopath Traveler'la aynı ve beni buradan vurmuştu ilk bu oyun. Triangle stratejiyi de andırıyor aslında. Zaten aynı yapımcı. Steam'e remaster şeklinde girişini yapacak. CRPG sevenler için bence birebir mi acaba? 7 tane ayrı kahramanın hikayesini dinliyoruz burada. Sıra tabanlı kombat sistemiyle de gayet iyi vuruyorsun, güzel vuruyorsun. Bence görünüş de harika. Normalde sevmem ama bu gerçekten görsel olarak da beni etkileyen bir yapım oldu. 27 Nisan'da çıkışını yapıyor. The Last Case of Benedict Fox Lovecraft ve Metroidvania türünde atmosferik bir platform oyunu bu. Dedektifiz. Adımız da çok belli zaten. Genç bir çiftin ölümünü araştırırken değişik gerçekleri ortaya çıkartıyoruz. Şeytanlara kafa tutuyoruz. it dalaşına giriyoruz. Fantastik de yani. Bulmacaların yanı sıra harika bir jazz, müzik keyfi ve kabus gibi bir oyun. Mis gibi gözüküyor. Ben normalde platform oyunu sevmem ama bunu bekliyorum. 27 Nisan'da raflarda. Bramble the Mountain King Eski İskandinav mitolojisinden esinlenilmiş korkulu macera oyunu. inanılmaz ilgimi çekmişti. Little Nightmares ve birazcık da Brothers A Tale Of Two Sons'ı birleştirmiş gibi bir havası vardı bu oyunun. İndi bir stüdyodan Limbo Inside tarzında bir şey gelmesini bekliyorum bu arada nedense. Atmosfer çok güzel duruyor. 27 Nisan'da da çıkışını yapıyor zaten. Star Wars Jedi Survivor Fallen Order'la çok güzel bir başarı yakalayan Respawn'dan geliyor bu da. ikinci oyunu yani devam oyunu. Beklemeyen çok az kişi vardır herhalde bunu ya. Özellikle yapılmış neredeyse en iyi Star Wars oyunu olabilir gözümde. Şaka şaka. Çok doyurucu bir dövüş sistemi yapmışlar. Daha da geliştirmişler. Işın kılıçları ve Soul Zyke'ı derinize işleten Kel Kessis'le devam ediyoruz hikayemize. İlkini oynamayanlar varsa EA Play Pro'da var. Fallen Order yani. 28 Nisan'da çıkışını yapacak kendisi. Welcome to Goodland. Bu oyunda kara para aklıyoruz ya. Bir kartelin altında çalışıyoruz. Hatta zorunda bırakılıyoruz galiba. Aynı zamanda da yanımızda müttefikler falan biriktirmeye çalışıyoruz. İtibar kasıyoruz. İtibarımızı korumaya çalışıyoruz. Yolsuzluklar, FBI, zorlu seçimler, ihanetler falan derken bayağı geniş bir skalası da var oyunun. Bir noktada Frostbank ve Surviving Aftermath havası veriyor ama yani. Eh. 28 Nisan'da da çıkıyor oyun. Evet efendim. Bugünlük de benden bu kadar. Nisan ayında beklediğim oyunları gördünüz az çok. Eğer sizin de beklediğiniz oyunlar varsa bunları her türlü yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca katıl üyelerime çok teşekkür ediyorum. En büyük destekçim direkt olarak bana destek veriyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Bunun dışında ben Twitch'te yayın açıyorum bu arada. Yani oyun haberlerini günlük olarak takip ediyoruz. Her gün yayın açmaya çalışıyorum. YouTube'dan da direkt desteklemek istiyorsanız katıl üyesi olabilirsiniz. Bu yani Twitch'teki abone olayıyla aynı şey. Bunu zaten büyük ihtimalle biliyordunuz. Çünkü neden YouTube'da takılasınız? O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Kahveyle kalın. Taft kahve.